Merhaba herkese. C++ mülakat sorularından dördüncüsüyle birlikteyiz. Sorumuzun zorluk derecesi 10 üzerinden 3 bu sefer. Hemen sorumuza bakıyoruz. Base isimli bir sınıfın tanımlandığını görüyorsunuz. Bu sınıfın func ve func isimli bir virtual function'ı, sanal üye fonksiyonu var. Bu fonksiyon çağrılırsa, bu fonksiyonun kodu çalışırsa standart output'a base yazısını yazdıracak. Ders sınıfı base sınıfından public kalıtımı ile elde edilmiş ve ders sınıfının private bölümünde vfunk fonksiyonu override edilmiş. Ve eğer bu override yani derin vfunk fonksiyonu çağrılırsa standart output'a der yazısı yazdırılacak. F ya da F diyelim global bir fonksiyon, bir free function. Parametresi baseRef ve f fonksiyonu içinde parametre değişkeniyle sanal fonksiyona çağrı yapıldığını görüyorsunuz. Peki sorumuz ne? Soru şu. Der sınıfı türünden myDer değişkenini tanımladım ve global f fonksiyonuna myDer nesnesini argüman olarak geçtim. A. Burada bir sentaks hatası vardır. Eğer sentaks hatası varsa sentaks hatasının nedenini de açıklıyorsunuz. Dilin hangi kuralını çiğnediğini özellikle belirtiyorsunuz. B. Bir sentaks hatası yoktur ama tanımsız davranış vardır. Eğer cevabınız B ise neden tanımsız davranış olduğunu da açıklıyorsunuz. Ve nihayet eğer her şey doğruysa, tanımlıysa yanıtınız taban sınıfın vfunk fonksiyonu çağrılır. Yani ekranda base yazısı çıkar ya da türemiş sınıfın yani der sınıfın override'ı olan vfunk çağrılır. Ekranda der yazısı çıkar. Standart output'a der yazdırılır olmalı. Evet, hepinizin cevabını bekliyorum. Yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalıma üye olmak vesaire böyle muhabbet bizde yok. İster üye olursunuz, ister olmazsınız. Bir fayda sağlıyorsanız üye olun. Beğenirseniz beğenin, beğenmiyorsanız beğenmeyin, lanetleyin. Ama C++ adına size bir fayda sağlıyorsa sorularım, ben bundan mutlu oluyorum. Sorunun cevabını ayrı bir video olarak çekeceğim. Bir dahaki soruda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın değerli arkadaşlarım.